Herkese merhaba. Bugün Turkcell'in T tableti ile beraberiz. Ürünümüzü bir yandan açacağız, bir yandan özelliklerinden bahsedeceğiz. Böyle bir kutuyla geliyor. Üzeri naylon kaplı ve özelliklerinin bir kısmı burada yazıyor ama biz zaten genel anlamda bahsedeceğimiz için isterseniz önce buradan okumayalım. Bu 8 inç bir tablet. Şu an itibariyle fiyat performans ürünü olarak söyleyebiliriz. Çünkü 8 inç ve bu özelliklerde bir tableti bu aralar bu fiyatlara bulmak gerçekten güç. Bakalım ilk görüşümüzde nasıl bir tablet karşımıza çıkacak. Evet, ilk görünüş itibariyle gayet şık bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir yumuşak çerçeveyle de korumuşlar. Bakalım içinden başka neler çıkıyor. Evet, buradan klasik bir adaptörümüz çıktı. Kullanma kılavuzumuz çıktı ve bu ürünün Genpa garantili olduğuna dair bir belge çıktı. Ve gerçekten kalın bir kullanma kılavuzu daha bizi bekliyor. Ve yine beyaz olarak tasarlanmış bir USB kablosu da var. Orta kalite olduğunu söyleyebiliriz hepsi için. Zaten ürünümüzün de büyük bir iddiası yok. Yani çok yüksek kaliteli bir şey beklemiyoruz burada. Ama genel görünüş olarak çok başarılı. Biraz özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüz 4.5G destekli. Yani bu ürüne sim kart takabiliyorsunuz. 8 inç bir ürün. Ve quad core işlemciye sahip. Bunların hepsi burada yazıyor ama 16 GB'da hafızaya sahip. Ve 2 GB RAM var. Bu 2 GB RAM olması gerçekten iyi bir şey. Çünkü RAM artık her şeye ihtiyacı. Özellikle oyun oynuyorsanız gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Arkada flashlı bir kameramız var. Bu da güzel. Ve ön tarafta gene bir selfie kameramız söz konusu. Ekstra bir hoparlör çıkışı buralarda görünmüyor. Ama istiyorsanız temel özelliklerinden yine bahsedelim. Cihazın işlemcisi MT8735 1 GHz hızında MediaTek işlemci kullanıyor bu. MediaTek işlemci çok ısınmamasıyla ünlü ve 1 GHz olduğuna bakmayın. Bu kategorideki bir ürünü sizin için yeterli bir şekilde çalıştıracaktır. Ama çok büyük şeyler de beklememekte fayda var. Notlarımızda ekstra ne var? 32 GB hafıza kartı destekleyebiliyormuş. 8 inç olduğunu söylemiştik. 1280x800 piksel ama Full HD'yi desteklediği söyleniyor. Ama bu konuda tabii daha sonraki derin incelemede ancak bunu görebileceğiz. Bir Full HD video seyrederek destekleyip desteklemediğini anlayabiliriz. IPS panel olması çokluk bakışlarda, yani sağdan soldan aşağıdan yukarıdan bakışlarda en az kayıp olacağını gösteriyor bize. Arka kameramız, yani az önce gösterdiğimiz flashlı kameramız 5 megapiksel. Yine ön taraftaki selfie kameramız da 2 megapiksel. Bundan da bahsedebiliriz. Video çözünürlüğünü söylemiştik. 1920x1080 ama ne kadar iyi destekliyor onu da bilemiyoruz. Ürünün hoparlörü arkada ve şurada bir minik çıkıntı gerçekleştirilmiş, göreceksiniz. Ürünü düz bir yüzeye koyduğunuz zaman bu bir boşluk yaratarak hoparlör sesinin dışarıya doğru daha rahat çıkmasını sağlayan bir yöntem aslında. Yani şöyle koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi dengesi yok, orada bir şey var, buton ki ses dışarıya bulunduğu zeminden yansıyarak daha iyi gelebilsin diye yapılmış. Ürünle görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz ama ancak aplikasyonlar aracılığıyla
yapabilirsiniz. Bu üründe tabii sim kart desteği olduğu için WhatsApp gibi şeyleri çalıştıracaktır aplikasyonları ve onun aracılığıyla da görüntülü görüşme yapabilirsiniz. 3800 mAh pile sahip. 3800 mAh tabii bu boyutta bir şey için hani çok yüksek değil ama az da değil. Tahminimce yoğun kullanımda bir günü çıkaracaktır. Ama az kullanımlarda birkaç gün bile kullanılabilecek kapasitede olduğunu düşünebiliyorum. Tabii ki parlaklığı çok yükseklerde tutmazsak. Bahsettiğimiz gibi 4.5G desteği var ve 150 Mbps indirme hızına sahip ürün. Yine 3G de destekliyor aynı zamanda. Zaten 4.5G'yi desteklemesi için önce 3G tabanı üstünden yukarıya doğru devam etmesi gerekiyor. Mikro USB aracılığıyla şarj yapabiliyorsunuz buradan ve yine kulaklık girişimiz var. Burada da istediğiniz kulaklığı içinden çıkmadığı için yine kulaklığı kullanabilirsiniz. Yine bu yüzünde de gördüğünüz gibi bir açma butonu ve ses kısma ve yükseltme butonu söz konusu. GPS desteği üründe mevcut ama tabii ne kadar kullanabilirsiniz ve ne için kullanırsınız tamamen size kalmış. Kullandığınız aplikasyonlara göre buradaki birçok destek değişecektir. Yine sim kart aracılığıyla internetinize rahat rahat girebiliyorsunuz. Tabii aldığınız paketle de doğru orantılı olarak düşünebilirsiniz. İçinde birçok Turkcell aplikasyonu da beraberinde geliyor tabii. Bunlar size destek verebilir ya da istemediklerinizi kapatabilir ya da kullanmayabilirsiniz. Bu ürünle ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. İleride daha farklı bir incelemesini daha derin olarak yapıp sizlere tanıtmak isteriz. Şimdilik bir genel kutu açılışı yaptık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen like'larınızla bizi destekleyin ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.